Umre'ye gittiğimizde burada kerahat vakti yoktur deniyor. Bazıları ise var diyor. Bir de tavaf namazı vacip olduğu için kerahat vaktinde kılınabilir mi diye sormuşlar. Evet, hemen hemen her sene Umre'ye gittiğimiz zaman bu sualler her daim orada devran etmektedir. Öncelikle kerahat vakitlerine baktığımızda iki türlü kerahat vakti vardır. Vacip kaza namazı dahil hiçbir namazın kılınamayacağı kerahat vakti. Bir de sadece nafile namazların kılınamayacağı kerahat vakitleri. Farz dahil hiçbir namazın kılınamayacağı kerahat vakitleri üç tanedir. Bu da güneşin üç hareketi. Güneş doğumundan bir mızrak boyu yükselinceye kadar dediğimiz işrak vakti girinceye kadar olan bir zaman dilimi. Bu vakitte ne farz ne nafile hiçbir namaz kılınmaz, kaza kılınmaz. İkincisi güneşin tam zirvede olduğu bir zaman. Yani öğle namazına takriben yarım saat kala bir zaman. Bu vakitte de bahsettiğimiz hiçbir namaz kılınmaz. Üçüncüsü ise güneşin batmaya yakın. Yani göz kamaştırıcı derecedeki parlaklığı gidip ta ki batıncaya kadar olan bir zaman. Evet. Bu da akşam namazına takriben yarım saat 45 dakikalık kalan bir zaman dilimi. Bu zaman dilimlerinde farz nafile hiçbir namaz kılınmaz. Sadece bu son dediğimiz yani güneşin batmaya yakın olduğu zamanda eğer vaktin ikindisi kılınmamışsa vaktin ikindisi kılınabilir ama kerahatle beraber sahih olur. Evet. Ki hatta normalde kişi o namazı o vakte bırakması tahrimen mekruhtur. Yani günahtır. Ama bununla beraber kılmakla da mükellef olacağı için onu kılarsa da namazı sahih olur. Ama bunun yanı sıra kaza namazı kılamaz. Başka bir namazda da o vakitte kılamaz. Peki normalde nafile namazın kılınamayıp da diğer farz namazlarının kılınabileceği kerahat vakitleri vardır ki bunlar işte sabah namazının vakti yani imsak vakti diye tabir ettiğimiz fecrin doğumundan ta ki güneşin doğumuna kadar olan vakitte sabah namazının sünnetinden başka namaz kılınmaz. İkindi namazını kılan bir kimse için ta ki akşam kerahatine kadar nafile namaz kılınmaz. Evet. Akşam kerahat olunca yani güneş batmasına yarım saat kala artık farz da kılınmaz. Bayram günü işte bayram namazından önce gerek evde gerek camide hiçbir yerde nafile kılınmaz. Ama bayram namazından sonra camide kılınmaz. Bunun daha birçok yerleri vardır. Evet. Hutbe esnasında kılınmaz vesaire. Ancak Harem-i Şerif'te böyle bir kerahat var mı yok mu? Şimdi bu konuda Hanefi mezhebine göre mekanın bir önemi yoktur. Hangi mekanda olursa olsun bahsettiğimiz bu kerahat vakitlerinde bu namazları kılmak sahih caiz değildir. Evet. Ancak Ebu Yusuf'a göre şöyle bir fetva vardır. Cuma günü öğledeki kerahat yani güneşin tam zirvede olduğu vakitteki kerahat cuma gününe mahsus olarak olmadığı görüşü Ebu Yusuf'un görüşüdür. Ebu Yusuf'tan yapılan bir rivayettir. Bu ama hareme mahsus olan bir şey değildir. Yani cuma gününe mahsus olan bir şeydir. Bu her yer için olabilir. Ama bunun haricindeki kerahat vakitleri ister haremde olsun ister dışarıda olsun mutlak halde Hanefi mezhebine göre kerahat vaktidir ve namazı o vakitte kılmak mekruhtur. Ancak Şafii mezhebine göre sebepli olan bir namaz için kerahat vakti yoktur. Yani bir namazın sebebi var ise o namaz için kerahat vakti yoktur. Söz gelimi abdest aldınız, abdest şükür namazı kılacaksınız. Hangi vakit olursa olsun kılabilirsiniz. Evet. Mescide girdiniz, tahiyyatül mescid kılacaksınız. Hangi vakit olursa olsun kılabilirsiniz. Yani bir namazın sebebi var ise o namaz için kerahat vakti yoktur. Sebepsiz olursa o zaman kerahat vakitleri bahsettiğimiz şekilde olabilir. Ancak Harem-i Şerif'te onlar için de kerahat yoktur. Yani harem bölgesinde kerahat yoktur görüş aslında Şafii mezhebine mahsus olan bir görüştür. Evet. Hanefi mezhebinde var olan bir görüş değil. Tabii sual ediyorlar. Şafilere göre zaten kerahat vakti yok. Haremde olmamasının manası nedir? O biraz önce bahsettiğimiz. Sebepli namazlarda kerahat yoktur. Ama haremde sebepsiz namazda dahi kerahat yoktur. Yani bir insan kerahat vaktinde abdest almadığı halde, mescide girmediği halde kendi kendine Allah rızası için bir namaz kılayım diyerek kılacak olsa o namaz için kerahat vakti vardır. Ama bunu harem bölgesinde yaparsa onun için kerahat vakti olmayacaktır. Peki hocam hutbede şimdi cuma hutbesi mesela okunurken yani Şafii mezhebinde o anda mesela cumanın ilk sünneti kılınabilir mi? Yoksa hutbeyi mi dinlemesi gerekiyor? Hutbeyle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki Muvatta'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte kişi yanındaki arkadaşına sus diyecek olursa cumasını zayi etmiş olur buyuruyor.
Yani konuşmak bu manada yasak olduğundan dolayı namazla meşgul olmak da yasaktır. İbn-i Mesud'dan yapılan bu manada rivayetler de vardır. Ki burada hutbenin dinleme farziyetine halel getirileceğinden dolayı. Dolayısıyla cuma hutbesi müstesna. Yani orada cumanın sıhhati açısından hutbe esnasında namazda da meşgul olunmaz. Ancak konuşmakta da meşgul olunmaz. Şafii mezhebinde belki bu konuda farklılık olabilir, onu bilmiyorum. Evet. Yani bu bahsettiğim Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebinde sebepli olmasa bile izin verilir verilmez, o konuda bilgim yok, bir şey demeyeceğim. Kevseri'nin çok güzel bir ifadesi vardır. İnsan bilgili olabilir ancak bilmediği bir alanda avamdan farkı yoktur. Evet. Dolayısıyla yani bu konuda bizim konuşmamız Şafii mezhebinin bu manadaki cuma vaktiyle alakalı bilgim olmadığı için konuşmam tahmini bir konuşma olur ki bu da doğru bir şey değildir. Evet hocam. Ama harem bölgesi için ki o kitaplarda gördüğümüz bildiğimiz bir mesele, harem bölgesinde Şafii mezhebine göre kerahat vakti yoktur. Gelelim ikinci suale. İkinci sualde tavaf namazını kılmak vaciptir. Evet. Dolayısıyla nafilenin kılınamayacağı vakitlerde vacip olması hasebiyle tavaf namazı kılınabilir mi? Özellikle ikindiden sonra mesela tavaf yapılıyor. Tavaf namazı kılalım mı? Çünkü ikindi namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Oysa tavaf namazı vaciptir. Evet. Bundan dolayı kılınabilir şeklinde bir algı var. Ancak deniyor ki bu tavaf namazının vacip olması kişinin kendi dahliyledir. Yani tavafı endeksi bir vücubiyettir. Evet. Dolayısıyla nafile namaz konumunda değerlendirilir. Tıpkı başlamış olduğu bir nafile namazı bozan bir kimse o namazı kaza etmesi de vaciptir. Evet. Ama o namazı da bu bahsettiğimiz kerahat vakitlerinde kılamaz. Tercih edilen görüşe göre. Bu konuda farklı görüşler var. Ancak Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre gerek tavaf namazı olsun gerek kişinin nezlettiği namaz olsun ki bunlar vaciptir. Gerek başlayıp da bozduğu bir nafile namaz olsun ki bunlar vaciptir. Bunlar bu bahsedilen kerahat vakitlerinde ama yine Şafi'de kılınması caiz değildir. Ama Şafii mezhebine göre zaten harem bölgesinde kerahat vakti yoktur. Evet hocam.